Bu İskender'in var bir derdi. Ha Matrakçı. Efendi Hazretleri denilen bu benim baş düşmanıma haber sızdıranı olmasın sakın, ne dersin? Sanmam paşam. Hünkârımız pek itimat ediyorlar ona. Bir hayli yakınlar. Bu alakayı kendi istikbali için kullanmak isteyebilir. Malum bunlar hep olan şeyler. Paşa, İskender Çelebi geldi. Gelsin. Paşa Hazretleri, hoş geldiniz. Duyduğuma göre şikayet etmişsin beni hünkârımıza. Şikayet değil paşam. Ben sadece malumat verdim. Sen kimsin? Hı? Sen kimsin ki benim hakkımda malumat veriyorsun? Düşman devletler önünde yapılan böyle bir konuşmanın yanlış intiba uyandıracağını düşündüm. Hünkârımızla bunu paylaşmak istedim sadece. Peki hünkârımız ne dedi sana cevaben? Bu yetkileri kendisinin verdiğini ifade ettiler. Bu cevap seni tatmin etti mi? Paşam, ben sadece kaygımı... Senin kaygılarından kime ne be? Ben hünkârımıza sormadan her türlü tedbiri almakla yetkiliyim. Bu ne demek? Seni istediğim an azledebilirim demek. Şu an bile. Paşa Hazretleri. İskender Çelebi. Gayen nedir senin? Söyle bana. Sen vezir mi olmak istiyorsun? Haşa. Ben vazifemden memnunum. Hünkârımız da memnunlar ki takdirlerine mazhar oluyorum. O vakit dikkatli de ol. Zira aynı hatayı tekrar edersen, o çok memnun olduğun vazifene Mısır'da devam edersin. Şimdi yıkıl kaşımdan gözüm görmesin seni. Hayırlı sabahlar paşam. Sen adam Atrakçı. Erkencisin bu sabah. Doğuz seferiyle alakalı hazırladığınız evraklara göz gezdirdim. Malum bu sefer de bana çok iş düşecek. Elbette öyle olacak Nasuh Efendi. Büyük zaferimizin her anı kayıtlara geçsin istiyorum. Hünkârımız buradalar mı? Evet paşam. İskender Çelebi geldi, onunla görüşüyorlar. Hayli oldu, çıkmadılar. Hünkârım, süt kardeşiniz Yahya Efendi ile görüşme imkanınız oldu mu? Görüştüm elbet. Birçok defa gelip ziyaret etti. Validemizin akıbeti hakkında bir şey söylediler mi? Malum kendisinin Hızır Aleyhisselam'la konuştuğu rivayet edilir. Bilhassa istemedim. Vaka kendisi de istemedi. Zannediyorum ikimiz de kötü bir havadise hazır değiliz henüz. Hünkârım, İbrahim Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım, rahatsız etmiyorumdur inşallah. Gel İbrahim Paşa. Biz de sohbet ediyorduk İskender Çelebi ile. İsabet oldu gelmen. Ben de seni çağırtacaktım. Hayırdır, bir mesele mi var? Hünkârım, Şehzade Mustafa Hazretleri geldiler. Gelsin. Hünkârım, beni çağırmışsınız. Gel aslan parçası. Hayli zamandır sual edip duruyordun.
İbrahim Paşa da geldiğine göre bu meseleyi karara bağlama vaktidir. Hangi mesele hünkârım? İbrahim Paşa, tez elden hazırlıklara başla. Oğlum Şehzade Mustafa'yı Manisa Sancak Bey'i tayin ediyorum. Hünkârım, bu kıymetli vazifeyi layığıyla yerine getirmek için var gücümle çalışacağım. Ben senden razıyım Mustafa'm. Yüce Rabbim de razı olsun. Hayırlara vesile olsun Şehzade Hazretleri. Allah yolumuzu açık, kılıcınızı keskin etsin. Amin. Paşam. İbrahim Paşa da seninle birlikte öğrendi. Şaşkınlığı bu yüzden. Nasıl da akıp geçmiş vakit. Hayırlı uğurlu olsun şehzadem. Allah yardımcınız olsun. Amin. Nedir bu halin Pargalı? Mustafa'mın gitmesini istemiyor musun yoksa? Nasıl istemem hünkârım? Ben onu bugünler için hazırladım. Dediğiniz gibi biraz ani oldu benim için. Şaşkınlığımı mazur görün. Mustafa'm yine sana emanet. Sen onun yanında ol ki benim içim rahat etsin. Aksi mümkün mü? Elbette ki yanında olacağım. Lakin sizden bir istirhamım olacak hünkârım. Mahidevran Sultanımız. Ne olmuş ona? Malumunuz şehzademizle birlikte gitmesi icap eder. Fakat şu an için bu pek mümkün gözükmüyor. En azından Valide Sultanımız ayağa kalkana kadar sarayda kalmasında fayda var. Hünkârımız ikna oldu. Şehzademiz Manisa Sancak Bey'i tayin edildi. Yakındır. Yola çıkar. İskender Çelebi, anlaşılan sizin de haberiniz yok. Mustafa gidiyor, evet, fakat yalnız. Hani Mahidevran Sultan'a gidecekti onunla? Nasıl olur? Teamüller bunu gerektirir. Aksi görülmüş şey değil. Hünkârımız vermiş bu kararı. Nasıl oldu bu anlamadım. Neden fikir değiştirdiler? Hünkârımız şehzademizi tayin ettikten sonra İbrahim Paşa kendisiyle hususi görüşmek istediğini söylemişti. Belli ki bu kararın arkasında İbrahim Paşa var. Ben size söyledim. İbrahim Paşa bu işi bozmasın dedim. Neden müsaade ettiniz? Hazırlıklar vakit alır sultanım. Mahidevran Sultan'ın da şehzademize refakati için elimden geleni yaparım. Onu bana bırakın. Siz İbrahim Paşa ile alakadar olun. Esas mühim olan onu göndermek. Bu o kadar kolay değil sultanım. Daha önce defalarca denendi. Fakat muvaffak olunamadı. Haberi aldım. Bir düşmanı varmış. Efendi Hazretleri denen biri. Her kimse çok kuvvetli. Onunla temasa geçilebilir. Siz biliyor musunuz kim bu adam? Evet, namını işittim. Fakat kim olduğu meçhul. Neyse. Birlikte hareket edersek İbrahim Paşa'nın hakkına geliriz. Zira ondan kurtulmadıkça bize huzur yok. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum. Sultanım. Senin haberin var mıydı bundan? Yok paşam. Olsa müsaade eder miydim? Bu hiç iyi olmadı be Matrakçı. Niger'i bir an evvel uzaklaştırmalıyız buradan. Halimden ayrılmalı. İşin kötüsü birden. Meseleyi bilen başka biri daha var.
Eyvahlar olsun. Asbahçe'de Hürrem Sultan'la buluşacaklarmış bugün. Belli ki olanı biteni anlatacak. İşte o vakit yandamın resmidir. Ne yapıp edip bu buluşmaya engel olacağım? Sonra ne olacak paşa? Bu çocuğun varlığı size her daim tehdit olmayacak mı? Paşa Hazretleri. Söyle Mustafa Paşa. Paşam, arzu ettiğiniz üzere hazine defterleri tetkik ediliyor. İskender Çelebi'ye haber gitmiştir çoktan. Güzel. İyice tetkik edin. Evet, vardır bir açığı. Sen benden haber bekle Matrakçı. Evvela şu meseleyi çözmem lazım. Nasıl isterseniz paşa. Çekil. Giremezsiniz paşam. Çekilin. Bırakın gelsin bakayım. Bu ne demek oluyor paşam? Nereden icap etti defterleri tetkik ettirmek? Hayırdır, ne oldu böyle? Yoksa sakladığın bir şey mi var? Benim anlamak yüzüm pak. O halde? Nedir bu telaşın? Mevzubahis benim haysiyetim paşam. Ne akla bunu reva görürsünüz? Ben bir veziri azam olarak lüzum gördüğüm her şeyi yaparım. Sana mı soracağım? Fakat şimdi halinden görüyorum ki senin servetinin kaynağı ortaya çıkacak diye korkuyorsun. Laflarınıza dikkat edin paşa. Ne dedin sen? Herkes tanır bilir beni. En başta hünkârımız. Harama el uzatmam ben. Bunu hakaret sayarım. Ben bu vazifeyi almadan evvel de zengindim. Zira servetim ailemden gelir. Ben Müslüman oğlu Müslüman olduğum için böyle şeylere tenezzül etmem. Beni dönmelerle, devşirmelerle karıştırmayın paşam. Paşam, yapmayın paşam! Çekil! Yapmayın paşam! Sen benimle nasıl böyle konuşursun? Mustafa Paşa. Buyurun Paşa Hazretleri. İskender'i azlediyorum. Bundan gayrı baş defterdarımız değildir. Bu kararımı derhal yazdırın. Emredersiniz paşa. Bu adamı alın karşımdan. Daha da saraya sokmayın sakın. Paşam nasıl olur? Ne diyorsam onu yapın! Bırakın beni. Kendim geldim, kendim giderim. Şükürler olsun ki gidecek yerim de var. Ve siz ne yapacaksınız paşa? Vakti geldiğinde nereye gideceksiniz? Parga'ya mı? Ben küçükken bir laf edilirdi Parga'da. Sana da söyleyeyim, kulağına küpe olsun. Cehenneme giden yolda yürümek kolaydır İskender Çelebi. Bu hançeri bir kez daha çekersem üstünde kanın olur. Gel. Hünkârım, Mustafa Paşa geldiler. Gelsin. Hünkârım. Söyle paşa. Hünkârım, hattı hümayunumuz için divanda alınan son kararları arz etmeye geldim. Thank you.
nedir? Defterdar İskender Çelebi'nin azil kararı hünkârım. İbrahim Paşa'mızla ciddi bir tartışmalar oldu. Nedir bu tartışma mevzu? İbrahim Paşa'mız defterlerin tetkik edilmesini buyurdular. Lakin İskender Çelebi buna itiraz etti. Ağır! Derhal İbrahim Paşa'ya haber verin gelsin. Sen çekilebilirsin. Gel. Hünkârım beni emretmişsiniz. Yaklaş. İskender Çelebi ile aranızda geçenleri duydum. Evet. Böyle icap etti hünkârım. Tek söyleyeceğim bu mu? Hünkârım bu devleti yönetmem için beni siz yetkili kıldınız. Eğer bu mesuliyet bana aitse, birlikte çalışacağım insanları da ben belirlerim. Elbette sana böyle bir kudret bahşettim. Lakin adil olman koşuluyla. Hünkârım inanın bana bu adil bir karardı. İskender Çelebi bana ve makamıma hakaret etti. İskender Çelebi haddini aşmış. Emin ol bunun bedelini ödeyecektir. Lakin senin de hatan var İbrahim. Daha evvel aranızda geçenler malum. Bu meseleyi şahsileştirdiğin kanaatindeyim. Bilhassa üstüme geliyor. Efendi Hazretleri dinlenen adama hizmet ettiğini düşünüyorum. Eğer bunu ispatlarsan... değil azletmek kellesini alırım. Hünkârım. Sefer arifesinde böyle bir azle müsaade etmem. İskender Çelebi senden özür dileyecek, sen de bu meseleyi unutacaksın. Böyle bir husumetin hiç kimseye faydası yok. Nigar Hatun nerede şimdi? Evine gitti Nasuh Efendi. Sarayla ilişiği kesildi. Şimdi ne yapacaksınız paşam? Nigar tanınan, bilinen bir hatun. Bir gelen giden olur. Sefere ne vakit çıkacağımız belli olsun evvela. Ondan sonra emniyetli bir yere yerleştiririm onu. Nihayetinde karnında benim evladımı taşıyor. Yüzüstü bırakacak değilim. Paşa Hazretleri, İskender Çelebi geldiler. Gelsin bakalım. Paşam. Geçen gün vuku bulan tatsız hadiseden mütevellit azap içindeyim. Yüce affınıza sığınırım. Divan heyetine haber yollayın. Hünkârımız gelmek üzeredir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla divan toplantımızı açıyorum. Söz senin paşa. Hünkârım, malumunuz bir vakittir doğu vilayetlerimize isyanlar çıkmakta.
Bu isyanların Tahmasp'ın teşvikiyle cereyan ettiği aşikar. Valileri ve beyleri bir yandan sınırlarımıza tecavüz ederken bir diğer yandan da halkımıza ayaklanmaları için sürekli kışkırtmaktalar. Aldığım tedbirlerle bu isyanları ve saldırıları bertaraf ettim fakat bu vaziyet kalıcı bir vaziyet değildir hünkârım. Pek yakında tekrar ayaklanmalar başlayacaktır. Bunlara ilaveten Safavilerin vurkaça dayalı savaş usulleri bu meselenin çözülmesinde engel teşkil etmektedir. Teklifi nedir paşa? Hünkârım, topyekun bir seferle bu meseleyi kat'i surette çözebiliriz. Aksi bir fikri olan var mı? Ben de aynı görüşteyim. Zira doğuya iki aslan fazladır. Babam Sultan Selim Han'ın açtığı yoldan yürüyerek Tahmasp'ı dize getireceğiz Allah'ın izniyle. İbrahim Paşa, tez elden hazırlıklar başlasın. Emredersiniz. İskender Çelebi. Emredin hünkârım. Vazifelerine ilaveten seni Serasker Ketudası tayin ediyorum. Bundan böyle İbrahim Paşa ile birlikte hareket edeceksin.